Tabii başından beri söylediğimiz, kamuoyuna kamuoyuyla paylaştığımız 2020 Avrupa Şampiyonası'nda olabilmek için 6 müsabakayı geride bıraktık. Şimdi önümüzde Arnavutluk ve arkasında Fransa maçı var. Kasım ayında da İzlanda ve Andorra maçları var. Şu anda bulunduğumuz yer avantajlı bir yer ama bunun daha iyi olması ve gideceğimiz yoldaki en büyük engel olarak gördüğümüz Arnavutluk maçını oynayacağız. Arnavutluk maçı kazandığımızda her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Arnavutluk da son 4 maçın 3'ünü kazandı. Yeni bir yapılanmaya geçti. İyi de oynuyor. Son maçta da İzlanda'yı yendi. Herkesin beklediği Arnavutluk'tan daha farklı bir Arnavutluk bekliyorum. Bu zorluklara hazır olmamız gerekiyor. Sabırla, soğukkanlı bir şekilde, kendi oyunumuzu yürekten, coşkuyla oynarsak kazanacağımızı düşünüyoruz. İnşallah kazanırız. Şu anda başından beri olan heyecanımızın daha üst seviyeye çıkacağı bir maç olacak. Oyuncularımız saha içerisinde, taraftarımız tribünde aynı duygu düşünceyi paylaşarak, iyi bir sinerji oluşturarak güzel futbolda 3 puan almak istiyoruz. İnşallah bunu da hayata geçiririz. Ya tabii Fransa grubun başlangıçta hepimizin, herkesin paylaştığı gibi favorisiydi. Dünya Kupası'nda birinci olmuş. Futbol ülkesi olarak da, futbolcu oyuncu üretimi olarak da büyük bir futbol ülkesi. Ama biz ilk maçta hakikaten iyi top oynadık. Yani takım oyunu, oyuncuların bireysel özelliklerini iyi kullandık. İyi bir sonuç aldık. Grubumuzun favorisi olarak gördüğümüz bu rakibe karşı kazanmak önemliydi. Ama biz tabii asıl hedefin gruptan çıkmak olduğu için yani kimin nasıl yendik, nerede yaptık, ne yaptık olayına bakmıyoruz. Şimdi de önümüzde Arnavutluk maçı olduğu için öncelikle Arnavutluk maçını düşünüyoruz. Arnavutluk maçı kazandığımızda da Fransa ile bir final maçı yapacağımızı düşünüyoruz. Belki orada kazandığımızda inşallah öyle bir sonuç çıkar. Grup birisi olarak çıkabiliriz. Beraberlikte gruptan 2-2'de çıkma şansımız çok büyük olacaktır. Fransa'nın İzlanda'da oynayacağı maça göre sıralamada yerler değişebilir. Ama biz öncelikle Arnavutluğu yenip arkasından Fransa ile oynayacağız ve Fransa maçında şartlar ne olursa olsun kendi oyuncu kimliğimizle kendimizi test edeceğimiz bir maç olacaktır. Yani tabii Arnavutluk'ta, İzlanda'da iyi takımlar ama Fransa en üst seviyede oyuncuların bulunduğu bir takım olarak bizim de oyuncuların ve takımımızın durumlarını göstereceği bir maç olacaktır. İnşallah orada da dünya futbol arenasında kendimizi bir kez daha göstermiş oluruz. Oynadığımız oyunda hem beğeni toplarız hem de 3 puan kazanırız.